programımızın ilk diliminde bir mini klip getirmiştik ekrana ama söyleşiyi asıl getireceğiz dedik. Sınırsızlardan sevgili dostum İlkay yardımcı oldu sağ olsun bu görüntüleri ekrana taşımamıza. 90 yıllık birikimi yansıtacağız şimdi sizlere. 90. yaşını Orhan Koloğlu bir kitapla taçlandırdı. Şimdi Orhan Koloğlu'ya dönelim ve onun sesinden kitabını izleyelim ve duyuralım sizlere de sevgili dostlar. Tarihi tarihten öğrenmemiz gerekiyor. Bilgileri kitaplardan almamız gerekiyor. Dizilerden, filmlerden değil. Hele hele bugün manşetlere taşıdığımız Sarıkamış amma haberleri içi boş haberlerden değil. Enver Paşa'nın hayalperest tutumuyla 90 bin şehit verildi Sarıkamış'ta. Bugün haberlere bakıyorsunuz bu hayalperestliğe dair. O hataya dair, o askeri stratejik hataya dair hiçbir şey görmüyorsunuz. Şehitleri andık, şehit. Niye şehit oldu onlar? Hayalperest birinin hırsı uğruna. Bunu konuşmuyorsunuz. Tarih önemlidir. Orhan Koloğlu'na bu anlamda teşekkür edelim. Klibi getirelim ekranlara. Orhan Hocam merhabalar. Merhaba. Nasıl gidiyor? Yeni çalışmanız, yeni kitabınızın haberini aldık. Biraz bize kitabınızdan bahseder misiniz? Allah'a şükrediyorum ki biraz fazla belki dinlenmeler yapıyorum ama uyandıktan sonra her gün eskiden beri yaptığım bazı çalışmaları devam ettirmek, düzeltmek. Hani çünkü her şey biliyorum iddiası da mümkün değil zaten. Ve bilhassa da yeniden arada çıkan bazı yayınlar etkiliyor. Dolayısıyla yoğun çalışıyorum. Kısa süreli her gün ama düzeltme gayretini bayağı gösteriyorum. Bu suretle tarih konusundaki bilgilerin sağlıklı gitmesini sağlamak için gayret sarf ediyorum. Yeni kitabınızdan bahseder misiniz bize? Evet. Efendim son kitabım bu ismi üstünde Prusya'dan Enverland'a ve günümüzde Türk-Alman tarihi. Aslında bunun son kısmının ismini İstanbul'dan Berlin'e diye yazmıştım. Kitabınızı da gördüm. Evet. Kitap demiştim ama ismi böyle yayın evi böyle tercih etmiş. Şimdi bakınız bu isimden başlarsak Prusya'dan Enverland'a, İstanbul'dan Berlin'e. Şimdi bu manası ne ki? Şimdi efendim ben bundan evvel de mesela Fransızlarla, İngilizlerle filan, İtalyanlarla filan tarihteki bir uzun süreli yaşamlarımızı bütün Araplarla hep işlemişimdir. Almanya ile Almanlarla daha doğrusu doğrudan doğruya ahbaplık biraz zor gerçekleşmiştir. Gayet tabii. Alman dediğiniz ta Avrupa'nın kuzey tarafında yaşayan insanlardı. Yani Türklerin ilişkileri yoktu. Ha şimdi burada bir noktaya daha belirtmek lazım. Şimdi biz hep tarihlerimizde de geçer. Viyana ve Avusturya'yı Almanya diye sunulur. Halbuki ikisi de daha çok yani Almanlık şahsından çok Hristiyan Katolik savunuculuğu yaparlar. Papalığın ben bunları bilhassa belirttim ki kitabımda da papalığın yönetimi altındadırlar. Ve nitekim onların ismi hiçbir zaman Osmanlı tarihlerinde Alman diye geçmez. Viyana'nın ismi Beç, Avusturya'nın ismi ise Nemçe. Şimdi dikkat edin, Nemçe ve Beç diye bir ülke. Alman değil. Demek ki bu kelimeler nereden gelmiştir? Çünkü Osmanlı Macaristan'a hakim. Macarlar bunları böyle söylüyorlar. Biz de onlardan öğreniyoruz. Demek ki
Alman diye bir şey bahis konusu değil. Almanlarla ilişkimiz nasıl başlıyor? Daha sonra Prusya yavaş yavaş gelişiyor. Gelişiyor ama öyle bir yerden gelişip de güneye doğru iniyor ki doğrudan doğruya Osmanlı ile bir şeyler yapması mümkün değil. Yavaş yavaş bu Osmanlı'nın son zamanlarında özellikle askeri açıdan kayıplar başlayınca Osmanlı'da Avrupa'dan askerlik mesleğini, askerlik sanatını bilenler getirip yeniden bilgili asker yetiştirme çabası başlar. Evet, kalemine sağlık diyelim. 90 yıllık bir birikim hala kitaplarla bize aktarımda bulunma hevesi ve heyecanı yaşıyor. Orhan Koloğlu'na teşekkürlerimizi ifade edelim.